Evet, çok değerli, kıymetli tokatlar, değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinize en güzel selamların en güzeliyle selamlıyor. Selamun aleyküm diyor. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Tabii başbakanımızın, başkomutanımızın konuşmasından sonra artık bizlerin çok da diyecek bir şeyi yok. Onun için bu manada benim sadece yapacağım konuşma bir teşekkür nihayetinde olacak. Evet, 26 gündür Tokat'ımızda, Türkiye'mizin her bir noktasında sizin gibi yüreği, kalbi temiz, vatan aşkıyla dolu tüm milletimiz sabahlara kadar nöbetler tuttu, sabahlara kadar dualar etti ve memleketimiz için gözünü kırpmadan sabahlara kadar meydanlarda bekledi, durdu. Ben biliyorum ki başkomutanımız dese ki arkadaşlar bu nöbete bir ay daha, 5 ay daha, 10 ay daha devam edelim dese, ben biliyorum ki sizler yine bu meydanları doldurup yine de vatan için, bayrak için doldurursunuz. Biz bunu biliyoruz. Tabii Cumhurbaşkanımız da bir virgül koyduğu gibi geldi bana. Kalbinizde bu nöbetleri, bu vatan aşkını unutmayın. Sanki her an yine çağırabiliriz gibi dedi. Tabii ki bizler her zaman, her daim, ben inanıyorum ki hep beraberce, sonuçta eğer mesele vatansa gerisi teferruattır deyip buralara da geliriz. Tankların da önünde dururuz. Bombalar yağsa da yine göğsümüzü siper etmekten asla çekinmeyiz. Biz böyle bir milletiz. Onun için bizi hiçbir şeyle korkutamazlar. Ben bu güzelliği oluşturan, bunca gündür buraları dolduran siz değerli hemşehrilerimize, kıymetli büyüklerimize, amcalarımıza, teyzelerimize, bacılarımıza, hatta küçücük, belki 3 aylık, 5 aylık bebeğimizden 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğumuza kadar herkese en kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi de buradan da belirtmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonra da çok değerli tokatlar, yapacak çok işimiz var. Sonuçta bu bir süreçti, yaşandı. Biz geleceğe bakacağız. Daha aşıkla, daha şevkle ne yapabiliriz? Şehrimizi daha nasıl büyütebiliriz? Şehrimizi daha nasıl geliştirebiliriz? Geleceğimiz çocuklarımıza daha güzel bir Tokat'ı nasıl bırakabiliriz? 7'sinden 70'ine tüm hemşehrilerimizle beraber el ele, kol kola, omuz omuza sonuna kadar çalışmaya, yorulmadan, bıkmadan mücadele etmeye de devam edeceğiz. Kimse bizi bu yoldan asla alıkoyamayacak. Aynı şekilde Türkiye'mizin de al bayrağımızın altında hep beraberce büyümesi için, bu ülke için canını ortaya koyan, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere başbakanımızla, yine tüm bu ülke için mücadele veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yine siyasilerimizle, ana muhalefetiyle, yine diğer muhalefetiyle, CHP'siyle, MHP'siyle, bu ülke için yine canını feda etmeye hazır olan diğer siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarımızla hep beraberce de yürümeye, ben inanıyorum ki tüm bu aziz millet devam edecektir. Birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamayacak. O bozacak elleri de biz kırmaya hep beraberce varız inşallah. Ve buradan bunu yapmaya çalışan,
başta FETÖ ve ihanet şebekeleri olmak üzere. DAEŞ'ine, IŞİD'ine, bu ülkeyi bölmeye çalışan her türlü unsura buradan şunu söylüyorum. Biz Sultan Alparslan kadar Türk'üz. Biz Selahaddin Eyyubi kadar Kürt'üz. Biz Şeyh Şamil kadar Çerkeziz. Biz Ömer Muhtar kadar Arabız. Biz Mehmet Akif kadar Arnavut'uz. Yine biz Aliya İzzet Begoviç kadar Boşnağız. Aleviyiz, Sünniyiz, laikiz, antilaikiz, başı açığız, kapalıyız ama hep beraberce aziz milletiz, Türkiye'yiz inşallah. Onun için de asla bölünmeyeceğiz. Ve asla da bu kutlu yurdan da geri dönmeyeceğiz. Ben tüm şehitlerimizi bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Nasıl ki Şehitler Tepesi boş kalmayacaksa, işte Okçular Tepesi de boş kalmadı, kalmayacak. Buradaki tüm Okçular Tepesi'ndeki bu nöbet tutan, buradaki yiğitler de şehit olmak için de asla gözünü kırpmayacak diyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hep beraberce burada varız diyorum. Sizlere en kalbi şükranlarımı sunuyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun inşallah.